Merhabalar, bu dersimizde zihinden çıkarma işlemini göreceğiz. 3 basamaklı doğal sayılardan, onun katı olan 2 basamaklı olan doğal sayılar zihinden çıkarılırken, eksilenin, yani şunun birliği, farkın birliğine yazılacak ve eksilenine çıkanın onluklara çıkarılacak. Yani biz böyle bir çıkarma işlemi gördüğümüzde şunu yapacağız. 369 eksi 50 diye zihnimizde hayal ettik. Ne yapıyoruz dedik? Eksilenin birliği, farkın birliği olacak. Çünkü burada sıfır var ya, direkt bunu aşağı ineceğiz ve sadece onlukları birbirinden çıkaracağız. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. Zaten iki basamaklı sayıları çıkardığımız için bunu da aşağı ineceğiz ve bu şekilde zihinden bunu hayal etmiş olacağız. Yine 476 sayısına bakalım. 20'yi çıkarıyoruz. Hayal ettik. Ne yaptık? Eksilenin birliğini farkın birliğine yazdık. Onlukları çıkardık. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı ve yüzlüğü aşağı inerek sonucu zihinden bulmuş olduk. Aşağıdaki örnekleri yine zihinden yapalım demişiz. Ne yapıyoruz? 256, onu çıkaracağım. Eksilenin birliği, farkın birliği oldu. 5'ten 1 çıktı, 4 kaldı ve yüzlüğü aşağı indim. Bu şekilde kolayca hesapladım. 598'den 70'i çıkaracağım. Zihinden hayal ettim. Zaten eksilenin birliği, farkın birliğine yazıldı. 9'dan sadece 7'yi çıkardım. 2 kaldı ve 5'i aşağı indim. 528 olarak buldum. Yine 963 eksi 20. Eksilenin birliği farkın birliğine geldi. 6'dan 2 çıktı, 4 ve 9'u aşağı indim. 943 buldum. 453 eksi 30. Eksilenin birliği farkın birliğine yazıldı. Onlar birbirinden çıkarıldı. 2 yüzer basamağı da aşağı indirildiğinde bu şekilde kolayca zihinden yapmış olduk. Şimdi 3 basamaklı doğal sayılardan 100'ün katı olan 3 basamaklı doğal sayılar zihinden çıkarılırken eksilenin onluk ve birliği farkın onluk ve birliğine yazılacak ve eksilenine çıkanın sadece yüzlükleri çıkarılacak. Yani diğerinden bir basamak fazla işlem yapmış olacağız. Bakalım 963. Hayal ettik. 300'ü çıkaracağız. Ne yapacağız? Eksilenin onluk ve birliği aşağıda sıfırlar olduğu için direkt farkın onluk ve birliği olacak. O zaman biz sadece yüzlüklerle işlem yapacağız. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı diye bulacağız. 458 eksi 200. Birlikleri ve onlukları aşağı indirdim. 4'ten 2'yi çıkardım, 2 kaldı. 258 olarak cevabı da buldum. Yine aşağıdaki işlemleri zihinden yapalım diye 4 tane örneğimiz var. 247'yi zihnimde canlandırdım ve 100'ü çıkarıyorum. Ne yaptım? Onluk ve birliği aşağı indirdim. 2'den 1'i çıkardım. 1 kaldı ve sonuç 147 oldu. 867 eksi 500. Birlikler, onluklar, farkın birliği ve onluğu oldu. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. Cevap 367 oldu. 499'dan 300'ü çıkaracağım. Eksilenin onluk ve birliğine baktım. Farkın onluk ve birliğine yazdım. 4'ten 3'ü çıkardım. Yüzlükleri de 1 buldum. Cevap 199 çıktı. 642 eksi 400. Yine birliklerle onlukları aşağı indirdim. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. Cevap 242 olmuş oldu. Sorumuz var. 395 kilogram bulgurun 40 kilogramı satılmıştır. Geriye kalanı zihinden bulalım. Kaç kilogram bulgur varmış? 395 kilogram bulgur varmış. 40 kilogramı satılmış, yani gitmiş. O zaman biz geriye kalanı bulurken ne yapacağız? Yine zihinden çıkaracağız. Birliği birliğe yazdık.
9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Yüzüğü aşağı indik ve cevap 355 kilogram bulgurumuz kalmıştır dedik. Diğer sorumuza bakalım. 687 kilometre yolumuz varmış. 500 kilometresini gitmişiz. Geriye kalan yolu zihinden bulacağız. 687 kilometre yol. 500 kilometresini gittik. Ne yapıyoruz? Birlikler ve onlukları direkt farka yazdık. 6'dan 5'i çıkardık. 1 kaldı. Yani geriye 187 kilometre yolumuz kalmıştır deriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.